Oyunlarla ilgili bilmediğimiz şey gerçek hayatımızı etkiledikleridir. Bugün korku oyununun hayatımız üzerindeki etkisini araştıracağız. Bu kadının adı Kate. Kate sizin oyun rehberiniz olacak ve sizi oyun dünyasına sokmaya çalışacak. Ben de sizi Kate'in dünyasından korumaya çalışacağım. Çünkü eğer başaramazsak Kate sizi o dünyaya hapsetmekten çekinmeyecektir. Burası Kate'in akıl hastanesi. Aynı zamanda onun oyun dünyasına giden yol. Eğer canavarlar seni yakalarsa bir daha kaçamazsın. Ama ben yine sana yardım edeceğim ve onların yerlerini söyleyeceğim. Aynı geçen seferki oyunumuzdaki gibi. Tek yapman gereken şey bana güvenme. Şimdilik sadece önüne bakmanı istiyorum. Gerekmedikçe arkana bakma. Aynı zamanda yerinde olsan, hastanede çalışan hasta bakıcılarla da göz göze gelmezdin. Kate'in 3 tane canavarı var. Kertenkele örümceği, troll ve beyaz dev. Tek amaçları ise seni oyun dünyasına çekmek. Üçünü de atlatabilirsen korkman gerekmiyor. Ama eğer atlatamazsan... Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bir kere daha seninle yan yana savaşmak benim için büyük bir zevk. Ama oldukça korkuyorum. İçeri girince sedyede yatan bir adam göreceksin. Sakın ona bakayım deme. Hemen kafanı öbür tarafa çevir. Yani olabildiğince sol tarafa bakmaya çalış. Belki söylemeyi unutmuş olabilirim. Bu hastanedeki akıl hastaneleri Cade'in eski kurbanları. Canavarlar ise bu kurbanların içinde saklanıyor. Ben hangilerinin içinden canavar çıkacağını biliyorum. Ve seni onlardan uzak tutmaya çalışacağım. Bu arada az önce troll canavarını atlattın. Süpersin. Bak, o kadar da zor değilmiş, gördün mü? Geriye 2 tane kaldı. Camın önündeki adam oldukça korkunç görünmüyor mu? Yoksa bu hastanede zombiler de mi var? Hop hop hop, cam kırıklarına dikkat et. Umarım iyisindir. Bir şeyin yok değil mi? Hadi devam edelim. Sen korkuyor musun bilmiyorum ama ben şu an oldukça korkuyorum. Merdivenlerin altından bir ses geliyor. Sanırım beyaz dev. Beyaz dev oldukça ürkütücüdür ve ondan kurtulman için kafanı en arkaya kadar çevirmen gerekiyor. Bunu başarabilirsin. Sandalyenin arkasına bak. Hemen çabuk ol. Evet, başardın. Bundan da kurtuldun. Seni çok seviyorum. Umarım ikimiz de kurtulacağız buradan. Evet, bunu başarabiliriz. Birlikte başaracağız. Şu an seni aşağı indiriyorlar ama nereye gidiyorsun bilmiyorum. Bir dakika. Söylentilere göre sanırım hastalar bir çeşit kabul töreni yapmak istiyorlarmış. Oldukça korkunç görünüyor. İşte bunların hepsi Cade'in eski kurbanları. Ne kadar da çok kişinin aklına girmiş. Oldukça korkunç. Ama bu böyle devam etmemeli. Bu sefer de sen bir şey söyle. Ne yapacağız? Burada nasıl kaçacağız? Bunların arasında kaldık. Hadi düşün. Bir dakika. Duyuyor musun? Hissediyor musun bir şeyi? Sanırım örümcek geliyor. Kertenkele örümceği geliyor. Eğer o gelirse buradan hiçbirimiz sağ çıkamayız. Ne onlar ne biz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence gözünü kapat. Çünkü kertenkele örümceğinin nereden geleceği hakkında hiçbir fikrim yok. Ben sana gözünü kapat deyince...